Bee Gees üçlüsü dünya müzik tarihine kattığı değerle aslında yaşamda inatla var olmayı gençlere anlattı. Müzik yolculukları içerisinde önlerine çok fazla engel çıktı ama vazgeçmediler, inandılar ve sonunda kitlelere ulaşan mesajlar ürettiler şarkılarıyla. Biz de tam olarak bu sebeple aslında Bee Gees'le aynı yolda yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Biz bu farklılıkların aslında bir zenginlik olduğuna ve o farklılıklarla müthiş değerler üretilebileceğine inanıyoruz. Belki özel gereksinimli bir bireyin ebeveyni bile evladının neler başarabileceğini bilemiyor. İşte biz onlara inanıyoruz. Çünkü onlar standart yaklaşımların çok dışında çok özel değerlere sahipler. Geçince de etrafa bakıyorsunuz, yeni bir yere geldiniz, heyecanlısınız, mutlusunuz. Sizin haliniz atlatıyorsunuz, merak etmeyin. Burada atlayarak geçiyorsunuz, unutmayın. Örneğin Bee Gees üçlüsü bile henüz küçük yaşlardayken onlara anneleri de inanmamıştı. Birbirlerinden farklılardı. Kendi içlerinde görünüş olarak fiziksel yapılarında bir ahenk bulunmuyordu. Ama Bee Gees üçlüsü, bu üç kardeş kendilerine inandı. Müzikle, sanatla, tutkuyla yollarına devam ettiler. Ve topluma da yanımda ol, benimle ol sloganıyla sesleniyor. İzev Vakfı olarak biz yola çıktığımızda Another Brick in the Wall'la başlayan süreçte herkes bize gülmüştü. Biz inandık ve vazgeçmedik ve böyle bir şarkıyı Türkçeleştirip milyonlarca insana izletmeyi başardık. Kader öyle bir enteresan bir şey ki biz Stayin' Alive şarkısını seçerken yaşamda olmak, her şeye rağmen yaşamın içinde olmak temasından hareketle zaten bu şarkıyı seçtik. Bizim de savunduğumuz şey duvarları yıkan gençler yaşamın içinde olmalı artık demiştik. The Wall'da duvarları yıktılar, şimdi Stayin' Alive'da hayatın içinde olsunlar diye düşündük. Bakış açımız Barry Gibb, grubun kurucusu Barry Gibb'le çok örtüşmüş. Biz farkında değiliz bunun tabii. Biz bunu anlattığımızda Barry Gibb'in de ortak duygularıyla eşleşti konu. Çünkü onlar da örnek Saturday Night Fever'da kendilerini hiç beğenmeyerek yapamayız düşüncesinde de olmaları. Yani anneleri onlara nasıl yapacaksınız derken onlar o değişik bir tane uzun boylu çocuk, kardeşleri tabii çok küçük, inandılar ve yapacaklarına inandıkları için de dünyada efsane bir grup haline geldiler. So she's keeping it all going in her way, you know. Yes, Leslie, me and mum. And we have the memories now. We have the memories. Stayin' Alive şarkısı da yaşamda olmak, her şeye rağmen mücadeleye devam etmek duygusunu içeriyor. Barry Gibb de kardeşlerinin ölmesine ve büyük üzüntülere rağmen tek başına solo konserlerine devam ettiğini ve bu temel değerle şarkıyı bize verdiğini belirtti. Farklı engelli grubundan gençleri bir araya getirerek onları hayatın içine taşımayı hedefledik. The Wall şarkısında duvarları yıktık ve şimdi duvarın diğer tarafında olan gençler Stayin' Alive şarkısıyla yaşamın içine geliyorlar. Özel gereksinimli bireylerin hayatın içinde olması gerektiğini çok savunuyoruz ve Barry Gibb'e bunu anlattığımızda onların yaşam mücadelesiyle çok örtüştü şarkı. İki sene önce Pink Floyd grubuna seslendik. Aslında önce kimse inanmadı. Hatta güldüler. Roger Waters'a, Roger amca come come dedik. Kendisi gelemedi ama şarkısını bize hediye etti. Klibimizi milyonlarca kişi izledi. Herkes bizi tebrik etti. Çok mutlu oldum. Ama yola devam ediyoruz. Tüm dünyaya seslenmeye devam ediyoruz.
Tabii Roger Waters bizi duyduktan sonra biraz ünlü olduk. Zaten benim hayalim de ünlü olmak. Klip çekmek, şarkı söylemek, özel kostümler giymek, müthiş bir duygu. Hedefimiz büyük. Milyonlarca kişiye hedefimizi daha iyi anlatmak lazım. O yüzden gözümüzü bir cize diktik. Bir ciz, efsane bir müzik grubu. 70'li yıllardan bugüne kadar hiç unutulmadı. İnsan dinleyince içi kıpır kıpır oluyor. Ve dedik ki, şimdi de bir cize seslenelim dedik. Zor ama başaracağımıza inanıyoruz. Mükemmel bir şarkı. Mükemmel bir proje, mükemmel bir kliple geliyoruz. Çok yorulduk ama bizim enerjimiz bitmez. Mükemmel bir şarkı, mükemmel bir klip, mükemmel projeyle geliyoruz. Neden olmasın? Hazırlıklarımız bitmedi. Ocak ayında bomba gibi geliyoruz. Herkes şarkımızı dinlesin istiyoruz. Ocak ayında herkes şarkımızı dinlesin istiyoruz. 38 yaşındayım, benim gibi binlerce kişiye sesleniyorum. Yanımda ol, benimle ol. Eksik yaprağı sen tamamla. Eksik yaprağı sen tamamla. Merhaba, İZE Vakfı'nın sosyal farkındalık projesini ben de destekliyorum. Eksik yaprağı birlikte tamamlayalım. Merhaba, İZE Vakfı'nın sosyal farkındalık projesini ben de destekliyorum. Eksik yaprağı gelin birlikte tamamlayalım. İZE Vakfı'nın sosyal farkındalık projelerine biz de destek oluyoruz. Bir yaprak da siz koyun. Sanata evet. Evet. Merhaba, İZE Vakfı'nın sosyal farkındalık projesini ben de destekliyorum. Eksik yaprağı birlikte tamamlayalım. İZE Vakfı'nın sosyal farkındalık projelerinin her zaman destekçisiyim. Ve hadi bir eksik yaprağı hep birlikte tamamlayalım. Olmazı olduralım. Hep birlikte sanata evet diyelim. Merhaba. İZE Vakfı'nın farkındalık projesine ben de destek sunuyorum. Hadi eksik yaprağı birlikte tamamlayalım.